Merkezinde 20 mm boyutunda bir çatlak bulunan 200 mm genişliğinde bir çelik numune 300 megapascal gerilme altında kırılıyor. Static structure'ında geometrimizin analiz tipini 3D'den 2D'ye çekiyoruz. Yani iki boyutlu analiz yapıyoruz. Eğer bu property'yi göremiyorsanız şu sağa tıklayın, geometriye, property kısmı gelsin ekranınıza. Eğer çift tıkladığınızda hani şu bu iki tane opsiyon var. Biri Space Claim, birisi Design Modeler. Design Modeler'ı açmamız lazım. Onda daha hızlı işlem yapıyoruz çünkü. Hani Space Claim'de de olur bu işler ama Design Modeler'ı açalım. Ve bu A25W200 boy bin plane strain agya bu sayfa 39-41. Bu IGES dosyasını açalım. Şimdi bunu X-Y düzleminde import edeceğiz. Generate diyoruz. Bakın geometrimiz geldi. Geometrimizin özellikleri neler? Hemen kısaca tarif edeyim. Şu nokta ile bu nokta arası 0,2 metre. Bu nokta ile şu 1 metre. Çatlağın uzunluğu şu uç nokta ile şu uç nokta arası 0,05 metre. Çatlağın şu yükseklik tepedeki noktası ile dipteki noktası arası mesafesi o da 0,005 metre. Yani 5000 metre. Yüzey tipinde bir parça. Bu kadar. Burada yapacağımız başka işlem olmadığı için kapatıyoruz ve Design Modeler'ı açıyoruz. Burada geometrimize bakalım. Geometrimiz için Plane Stress, iki boyutlu davranış için Plane Stress, Plane Strain var. Axial Symmetric var. Genelleştirilmiş Plane Strain var. Plane Strain'i seçiyoruz buradan. Bu ne demek? Düzlem şekil değiştirme kabulü. Problemimiz de böyle verilmiş idi. Fiziksel manası şudur bunun. Şu anda görmüş olduğumuz şu geometri önü arkası tamamen boş gibi olsa bile bu tamamen sonsuz uzunlukta bir kalınlığa sahip. Bu nedenden dolayı şu düzlem, şu anda görmüş olduğumuz bu cisim tamamen düzlem içerisinde deforme olur. Diğer kalınlıktaki deformasyonu olmaz diye düşünüyoruz bu kabulde. Onun için plane strain. Bunu eğer şu 2D geometri üzerine gelip 2D behavior göremiyorsanız bu ne manaya geliyor? Şurada model üzerindeyken analiz tipinizi 2D'ye ayarlamadığınız anlamına geliyor. Bunu 3D'de kalırsa ayarlayamazsınız. O zaman ne yapacaksınız 3D'den? Model üzerine çift tıklayıp bir reset yapmanız lazım. Daha sonra geometriyi tekrar 2D'ye alırsınız. Burada önemli husus çatlağımızın oluşturan kenarları meşleyeceğiz. Orada sık meş oluşturmamız lazım. Ondan önce geçen dersimizde her ne kadar kuadrilateral elemanlar hızlı ve doğru sonuç verir demiş isek bile çatlak analizlerinde muhakkak üçgensel eleman kullanmak zorundayız. Çatlağın parça içerisinde entegrasyonunu doğru düzgün sağlayabilmek için muhakkak üçgensel eleman kullanmak zorundayız. Onun için meşe sağ tıklayıp insert'te metot kısmına tıklıyoruz. Metod olaraktan şu body parçasına quadrilateral dominant yerine triangles diyoruz. Bu şekli üçgensel meşe böleceği anlamına geliyor. İkinci önemli husus muhakkak şu çatlağın kenarlarını çok sık meş etmemiz lazım. Onun için de hatırlayın dün ne demiştik meşte? Meşten sizing belirtebiliyoruz. Değil mi? Boyut yani. Bu boyut neydi? Tıkladığımız nesneye, mesela ben şu çizgileri seçiyorum. Nasıl? Şuradaki Age butonunu tıkladım. Age tool ile kontrolde basarak da şu 4 tane kenarı seçiyorum. Çatlağa da zoom yaptım. Ve bunu seçtikten sonra Apply'a basıp
For ages kelimesini buradan görüyorum geometri kısmında. Emin oluyorum 4'ünü seçmişim. Şimdi bize opsiyon sunuyor ansys. Tip olarak elemanımızın boyutunu mu belirtelim mesh elemanının yoksa bölüntü sayısını mı belirtelim? Bölüntü sayısı birazcık daha pratik geliyor bana. Ben 20 olarak belirttim. Bir de aşağıda behavior var. Soft ve hard opsiyonları var. Biz hard'ı seçeceğiz. Bu şu manaya geliyor. Ben 20 diyorsam kesinlikle 20 taneye böl. Yani geometri müsaade etsin etmesin 20'ye böl. Ama soft dersen hani 20 de olur, 19 de olur, 22 de olur. Geometrine göre ayarlayacağım anlamına geliyor. Onun için ben hard diyorum. Bakalım sağ tıklayalım ve update diyelim. Gördüğümüz üzere meşimiz gerçekleşti. Ve tam istediğimiz gibi tüm yapı boyunca üçgensel meşler oluştu. Buraya da zoomlarsak kenarlarda dikkat ederseniz hiçbir distorsiyon oluşmadan özellikle şu kısımlara kadar hiç birbirinin içerisine girmeden meşleme oluştu. Bu noktada şunu hatırlatayım ben. Kesinlikle eğer mesh eleman boyutunuzu yeterince ufak vermezseniz özellikle şu kısımlarda meshler birbiri içerisine girerler. Yani çatlağı tam tanımlayamazsınız. Ve hatta eğer çok çok kalın girerseniz sistem bu ufak boyutu atlar. Burada çatlak yokmuşçasına hep mesh atar buralara. Çatlağı göremezsiniz. Onun için şu şekilde bir kontrol şart. Bu buralara girip meshlerde sıkıntı var mı diye bir kontrol etmemiz şart. Model'ımıza tıklayıp şuradan fracture var görüyorsunuz. Fracture modülünü ekleyeceğiz. Bakın fracture ekliyoruz. Bize opsiyonlar sunuyor. Arbitrary crack, semi elliptical crack, pre-meshed crack, interface delamination, contact debonding. Bu ne demek? Pre-meshed crack. Önceden meshlenen şeklini bizim çizdiğimiz çatlak demek. Şu anda yapmış olduğumuz analiz tam bu tanıma uygun. Dikkat ederseniz ben daha önce AutoCAD'de bu çatlağın şeklini kendim çizdim. Buraya da import ettim ve meşledim. Hem çizimi hem meşlemesini ben yapmış oldum. Onun için pre-meshed crack diyeceğim. Semi-elliptical crack ve arbitrary crack seçenekleri tamamen ANSYS'in kendisinin mesh yerleştirme suretiyle yapmış olduğu çatlaklardır. Interface delamination üst üste yapıştırılarak oluşturulan kompozit plakaların birbirinden ayrılması analizi, contact debonding aynı şekilde kullanılan analizlerdir. Onun için ben pre-meshed crack ekleyeceğim. Tıkladım pre-meshed crack'e. Pre-meshed crack benden crack tip named selection. Named selection tipinde çatlak ucunu istiyor. Çatlak ucuna ben bir adet named selection koymam lazım. Burası çatlak ucudur diye tarif edeceğim. Nasıl yapıyorum? Named selection arkadaşlar gördüğünüz üzere. Bir tane bundan yerleştiriyorum. Named selection geldi ve selection isminde başlangıçta boş bir nesne yerleştirdim. Şu vertex kutusunu tıklayıp tam şu uç noktayı seçiyorum. Bu noktayı geometri olarak tarif ediyorum. Bir tane vertex seçtim. Fakat bu noktada şunu da hatırlayalım. Bizim fracture premesh crack'imiz dikkat ederseniz şu anda vertex seçtiğimiz vertex'i veya line'ı veya alanı, face'i, body'yi kabul etmiyor. Çünkü node kabul ediyor. Biz node seçmeliyiz. Tam bu vertex'in altında, bu taşın altında bir node var. O node'u nasıl seçeceğiz? Bu selection'a sağ tıklayıp create nodal node selection diyeceğiz. Yani şu vertex'in altındaki node'u seç. Adı selection 2 oldu. Ben bunun adını değiştirebilirim. Node'u diyeyim. Şimdi pre-mesh crack'e geliyorum. Artık şuradan benim biraz önce yenice oluşturduğum çatlak ucu node isimli çatlağımı görebiliyorum. Fakat dikkat ederseniz fracture pre-mesh crack benden ayrıca koordinat sistem de istiyor dikkat ederseniz. Global koordinat sisteme göre şu anda işlemi yapıyor. Ben çatlağın tam ucuna
Bir koordinat sistemi yerleştirmeyin. Bakın şu şekli iyi bir dikkat edin. Bakın bu şekil ne diyor? Çatlağın tam ortasını 0 0 0 orijin kabul etmişim. Görüyor musunuz? Ben bunu AutoCAD'de çizerken çatlağın tam ucuna, tam ortasına x koordinatını, y koordinatını, z koordinatını yerleştirmişim. Halbuki çatlağın ucuna bir koordinat yerleştirmem lazım. Bunu nasıl yapıyorum? Koordinat sisteme gelip sağ tıklayıp insert koordinat sistem diyorum. Geometri olaraktan benden bir yere tıkla, ben oraya yerleştireyim diyor. Ve ben şu vertex'ten şurayı tıklayıp buraya apply dediğim zaman buraya yeni bir koordinat sistemi yerleştiriyor, dikkat edin. Adı da koordinat sistem. Bunu da değiştireyim, adını sağ tıklayıp rename yapayım. Hani takip etmez kolay olsun. Ve premesh crack'ime tekrar geliyorum. Burada global koordinat sistemime tıkladığımda artık altında opsiyonel olarak yeni açmış olduğum çatlak ucu koordinat sistemini de göreceğim. Bakın solution contours dediği şey var. 6 seçilmiş başlangıçta. Ben bunu 10 yapayım. Bu şu manaya geliyor. Siz burada hesaplama yaparken tam çatlak ucunda, özellikle şu meşli bölgelerde çatlağımızın tam uç noktasında şuradan başlayıp dikkat edin, şu çizgileri takip ederekten gelip kapattığı bir kontür var. Dikkat ediyor musunuz? Bir kez daha göstereyim. Şurası şöyle. Bu çatlağımızın ucundaki bir kontür. Bakın şuradan gelirsek şöyle. Bu çatlağımızın ucundaki ikinci kontürümüz. Benzer şekilde şuradan gelirsek şöyle bir çizgiyi izleyip optimize ederek gösterdim. Hani bu tam bu yolları izleyerekten 10 adet hani böyle kontür varmış gibi 10 ayrı kontür etrafında inceliyor. Çünkü bu ansın hesaplama tarzı bu kontür mantığıyla hesaplıyor. Şu anda dikkat ederseniz fracture'ımız hazır. Bir sıkıntı gözükmüyor. Şimdi standart olaraktan yüklerimizi uygulayalım. Static structure'la gelip sağ tıklayalım ve support olaraktan fix support komutunu verip şu anda iki boyutlu analiz yaptığım için artık en fazla line var elimizde. Şuradan line'ı seçip şu alt line'ı tutup burayı fixleyelim. Merkezinde 20 mm boyutunda bir çatlak bulunan 200 mm genişliğinde bir çelik numune 300 MPa gerilme altında kırılıyor. 300 MPa gerilmeyi uygulamak kaldı şu anda. Bakın gerilme için yine static structure'da insert diyoruz. Pressure. Gerilmeyi direkt uyguladığımız yer pressure arkadaşlar. Force'la karıştırmayalım. Force Newton olarak yük uygulamamızı sağlar. Pressure ise Pascal, aynen Pascal olarak bir yük uygulamamızı sağlar. Onun için pressure diyoruz. Ve buradan yine şu edge seçiliyken şu edge'in tamamını seçiyoruz. Apply deyip. Yalnız magnitude kısmına -300 megapascal olarak 10 üzeri 6 giriyoruz. Tamam mı? Eksi ne demek? Normalde pressure yüzeye doğrudur. Siz artı değer verirseniz yüzeye uyguladığı anlamına gelir. Çekme olsun diye eksi uyguluyoruz. Çözümümüzü bir deneyelim. Gerilme dağılımını bir izleyelim. Dediğimizi ekleriz mesela. Equivalent stres'e bakalım. Her şeyden önemlisi sağ tıklayalım. Insert'ten Fracture Tool yerleştireceğiz. Burası işte bizim çatlağın parametrelerini gözlemlediğimiz yer. Fracture'ın hangi fracture'la bağlayacağız? Şu premesh crack. Yapıda birden fazla çatlak olabileceği için bize hangisini bağlayayım diyor. Biz premesh olanı bağlayayım diyoruz. Premesh'i bağladık, bu kadar. İçerisinde ne varmış fracture'ın? Bakın SIF K1. Bakın sağ tıklayıp insert deyip diğer SIF'leri de listeletebiliriz. Bunları sonuca yansıtmak için herhangi birinin üzerine sağ tıklayıp evaluate all results dememiz yeterli. Bu bulunan çözümleri bunun üzerine entegre ediyor. Bakın sonucumuza dikkat edin. Ne bulmuşuz? 87 megapascal kök metre, görüyor musunuz? Çözümde ne bulmuştuk? 86.3. Sonucu bir de megapascal kök milimetre olarak görelim. Unity şöyle çevirelim. Sonucumuz megapascal kök milimetre, görüyor musunuz? 2669 maksimum.
Biz 2730 bulmuş idik. Ne yaptı? 10, 40'la çarparak bulmuştuk. Bu da bunu verdi. Nerede verdi bu sonucu? Dikkat edin. 1, 2 dedi. Tam çatlak ucu. Neden? Biz çünkü premesh çatlağımızı nerede tanımladık? Çatlağın ucunda tanımladık. Dolayısıyla sonuçları da çatlak ucunda verdi. Ayrıca çatlağın önemli parametrelerden birisi de arkadaşlar j-integral değeridir. J-integral hesaplatalım. Bakın buradaki j-integralinde verdi 35 milijoule bölü milimetre kare. J-integral bir enerji değeri. Çatlağın ucundaki kapalı kontürde çizgisel bir enerji integrali alıyor. Tam bu noktada static structural analizimizin analiz settings'inde şu T-stress material force kısımları ne diyor ya, biz yapımıza static structural'a şu fracture modülünü ekler eklemez static structure'ın analiz settings'i bize aynı zamanda fracture kontrol opsiyonları sunacak. Bunu her zaman göremeyiz. Sadece fracture'ı eklediğimizde. SIF'leri görelim mi? Yes. J integralini görelim mi? Yes. Material force'u görelim mi? Yes. Ve T stresi görelim mi? Yes. Bunları yes demezseniz burada göremezsiniz. Hata alırsınız. T stresi seçelim.